Next to alerji testinde sıklıkla ciltten alerji testi, kandan alerji testi, kandan moleküler alerji testi yapılmaktadır. Ciltten alerji testi genellikle ilk yapılan ve doğru sonuç veren bir testtir. Çocuğun sırtından damlalarla yapılmaktadır. Cilde damlanın nüfuz edilmesi sağlanır. 15-20 dakika sonra oluşan kızarıklık kabarıklığın çapı değerlendirilerek sonuç verilmektedir. Kandan da alerji testi yapılabilmektedir. Cihazın kalitesine ve kandaki alerji seviyesine göre bazen yanıltıcı sonuçlar alınabilmektedir. Çoklu gıda alerjilerinde moleküler alerji testi yapılarak gıdaların içindeki moleküllere de alerji seviyesi konusunda bilgi sağlanabilmektedir. Moleküler alerji testi ile çapraz reaksiyon yapan gıdaların tespiti ve fırınlama ile düzelip düzelmeyeceği konusunda bilgi elde edilebilmektedir. Ciltten yama test dediğimiz sırta yapıştırma yöntemiyle yapılan test doğru sonuç vermediğinden tercih edilmez. Sadece birkaç hastalık durumunda sırta yapıştırma test dediğimiz yama testi denenebilir. Gıda intolerans testi, biyorezonans testi gibi testler inek sütü alerji teşhisinde tercih edilmemesi gereken testlerdir. Bu testlerin bilimsel yönleri zayıftır. Bu nedenle de bu testleri tercih etmiyoruz. Sonuç olarak sıklıkla ciltten alerji testi tercih edilmekle birlikte bazen kandan alerji testi ve çoklu gıda alerjisi durumunda da moleküler alerji testi tercih edilen alerji testleridir.